İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Elemeyi göz nuruyla kurdukları ateli ateş parçası gibi savunuyordu kızlar. Ama yıkıcıydı Mahmut, kararlıydı. Zerda karşısına dikilince şaştı kaldı. Gözünü bile kırpmadı Zerda. Öyle taştan bir heykel gibi dikildi o canavar makinanın karşısına. Zerda Hanım, rica ederim bu işe karışmayın. Hemen gitmenizi tavsiye edeceğim size. Bu insanlara bunu yapamazsın Mahmut Ağa. Elini vicdanına koy ve bir daha düşün. Zerda Hanım, yani bilmiyorsanız hatırlatayım. Bakınız, buranın tapusu bende. İşte yıkım emri de aha burada.
Peki insanları öldürme emrin nerede? Öldürme emrinde var mı elinde? Bakın, biz yasayı uyguluyoruz. Engel çıkaran yasayı engellemiş demektir. Siz de insanları çiğneyeceksiniz öyle mi? Tepeleyip geçeceksiniz üzerinden. Bakın Zerda Hanım, mantık arıyorum ama bakıyorum sizde de kalmamış. Bu rezilliğe bir son vereceğim artık. Kimse işime engel olamaz. Hele bir kadın asla. Peki iki kadın Mahmut ağa? Bir kadın engel olamaz dedin. Ya iki kadın? Ben de bu atölyenin kadınlarından biriyim. Unuttun mu Mahmut ağa? Ben de. Hepimizi mi ezip geçeceksin? Burası bizim hayatımız, ekmek kapımız. Biz de insanız Mahmut ağa. Söz hakkımız da mı yok? İnsaf et artık. Sızın be! Kafa beyin bırakmadınız. Pınar'ın başına taş dikip suyu keseceğine... git başka yere kazma burada su çıkar Mahmut ağa. Alışveriş merkezi yapacak başka yer mi yok? Bak, ben hakkımı istiyorum. Boş gevezeliğe karnım tok. Yeter be! Hubbeyi kubbe yaptınız be! Keskin sirke küpüne zarar. Allah'ından bul. Amma da uzattınız ya. Ya ne yapacağımı size mi soracağım? Ya da ne yapmayacağımı? Abi, bir ağa insanlarıyla her şeyini paylaşır diyor. Sevincini de özünü de paylaşır diyen sen değil miydin? Size bir gün daha müsaade. Yakamı yarına erteliyoruz. Haberiniz olsun. Yarın bitecek bu iş. Anne mi gelmiş? Zerda! Mahmut abi yönden haklı. Yasal olarak hiçbir dayanağımız yok. Doğru değil. Adam kanun önünde haklı esasında. Tapusu elinde, emri elinde tabii. Ya kanun bizi niye düşünmüyor? Biz insan değil miyiz yani? Kanun seni beni değil, zengini düşünüyor, bilmiyor musun? Belki yarın o fikri değişir. Ha, defesine bir tuğla düşerse belki mi değişir? Aklıma durup sıkayım. Dilimi tutmayı da hiç öğrenemeyeceğim. İnadı inattır. Bırak tuğlayı, beynine tabanca daya yine fark etmez. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum. Ama yıktırmayacağız burayı, onu çok iyi biliyorum. Yarın ne olacak peki? Ne olacak? Yine dikileceğiz karşısına. Direneceğiz aynısı gibi. Geç olmuş. Ben gideyim artık. Git tabii, çocuklu kadınsın. Fazla bile kaldı. Evi barkıyı bırakıp kopup geldin ya. Allah senden razı olsun kızım. Ömrüne bereket. Peki. Görüşürüz yarın. Hadi.
Abi, ne yapıyorsun burada? Ne yaptığımdan sana ne? Hem sen ne yükle benim karşıma çıkıyorsun? Abi yanlış anlıyorsun. Sana karşı değilim ki ben. Yaptığına karşıyım. Kardeşim falan değilsin sen beni. Git buradan Osman. Git görünme gözüme. Seni bir daha görmek istemiyorum. Abi. Abi bak konuşalım. Her işin bir orta yolu bulunur. Orta yolmuş. Bak 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 bak. Kabak çiçeği gibi açıldı dünkü çocuk. Rahat bırak beni. Git başımdan. Abi yapma. Biraz da seni sevenleri dinle. Artık benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Osman. Benim senin gibi bir kardeşim yok. Beni mi takip ediyorsun? Takip etmeyeyim, merak edeyim. Merak edecek bir şey yok. Alışverişteydim işte. Alışverişteydin öyle mi? Yemin et öyleyse. En sevdiğin baş üstüne yemin et. Niye yemin edecekmişim? Sana yalan borcum mu var? Bak, bir ablan olarak konuşayım sana. Ayağın denk alacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Zararın neresinden dönersen kârdır. Benim aklım başımda. Herkes kendine baksın. Ben senin esasında nereye gittiğini bileyim. Nereye gidiyormuşum? Bir adamın evine gidiyorsun. Gene başladı. Yalan söyleyen kendine söyler. Kim o adam? Kimin evine gidiyorsun böyle koşa koşa? Ne uyduruyorsun be? Adam deyip duruyorsun ezberlemiş gibi. Kim görmüş? Kimin evine gitmişim? Onu sen daha iyi bilirsin. Kim görmüş diyorsan sıttık görmüş nereye gittiğini. Saklayamazsın artık. O delinin sözüne güveniyorsun öyle mi? O yaşlı çolağın sözüne. Gözüne çoktan kara inmiş delinin lafıyla mı suçluyorsun beni? Benim gönlüm ferah. Burada çile dolduracağıma geziyorsun biraz. Fesatlık sende. Hem kuyruklu yalan söyleyeceksin hem bana fesat diyeceksin öyle mi? Tövbe tövbe. Hacer, nereye kayboldunuz hepiniz? Buyur ağam. Zerda'yı gördün mü? Seslendim yok ortada. Buralardadır. Buralarda değil. Bir saattir ortalarda yok. Kim yokmuş ortalarda? Heh, kaçak anne bulundu. Hiçbir yere kaçtığım yok haberin olsun. Sen zaten biliyorsun değil mi o? Bırakır mıydın seni? Babana söyleseydin ya. Şuncacıktan medet umuyorum. Eyvallah. Nereden geliyorsun sen? Neredeydin dedim Zerda. Annemi mi? Annemi mi göndereceğim benim? Ben diyeceğimi dedim. Uyacaksınız. Urfa'ya ananın yanına gideceğim. Pul kadar değerim yok ha. Çocuklar peki? Çocuklara da mı acımıyorsun? Çocuklarıma acıyorum ki senin gibi bir anaları olduğu için. Çocuklarımdan ayrılmam Mahmut ağa. Ölürüm de ayrılmam. He. Çocukları da seninle yolluyorum zaten. Biraz kafamı dinleyeceğim. Sonrası Allah kerim. Mahmut. Gurbetlikte yaşayamam ben. El alemin evinde barınamam. El alem mi? Anan o senin be. Anan, anan. Kaç sene onun yanında otur. Çarışmanın anlamı yok. Hadi araba bekliyor aşağıda. Allah'ından bul. Ne diyeyim Mahmut ağa? Allah'ından bul. Yardıma ihtiyaçları vardı. Ben de gittim. Bu kadar üstüme gelme. İnanamıyorum bu yaptığına. Büyütme Şahin. Orada emeğim var benim. Elbette gitmeliydim. Ve gittim işte. Kızları yalnız mı bıraksaydım? Böyle bir işe bulaştığına inanamıyorum. Delirdin mi sen? Şişt. Mecburdum Şahin. Gitmem gerekiyordu. Senle olsam benim gibi davranırdın. Olmaz. Bu kadarını anlamam mümkün değil. 3 günlük bebeğini bırakıp atölyelere koşturman normal değil. Çocuğun babasıyla. Güvenli ellerde yani. Bırakıp gitmek de ne demek? O kıytırık hala atölyesi için öyle mi? O kadar mı değerli o atölye senin için? Oğlumuzdan da mı değerli? Oğluma da bu halıya da can veren benim. Emin anlamını çok iyi biliyorum ben. Emin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Orası 3 kuruşluk kıytırık bir halı atölyesi değil. Orası o kadınlar için can yeri. Mahmut ağa gibilere kurban olmalarını istemiyorum Şahin. Tek umutlarının ellerinden alınmasına dayanamıyorum. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evini açtın bana. Ne demek olsun? Benim evim senin ev. Ben de senin bir abin değil mi?
Aile içinde olur bunlar. Geçer gider. Geçer inşallah. Bak. Mahmut Ağa çabuk parlar, çabuk sönür. Onun da huyu öyle işte. Ne yapacağız Osman? Doğru. Huyu öyle. Yakında unutur sana kızlarını. Unutur değil mi? Ya kardeşine kin duyacak değil ya. Öfkesi tüy gibi uçar gider. Gene alır bağrına bak. Onun canı ciğeri değil mi? Tek dostu gibiydim ben. Bana çok güvenirdi. Gene güvenir. Gene dostundu. İçini karartma öyle. İki günde hepsini unut. Öfkesi möfkesine ayıp hiçbir şey kalmaz. İnşallah. İnşallah. Ya, ye, ye. Hadi Gülbahar. Kızım abiye bak. Aa, bak kızım abi. Gülbahar. Bak kızım. Bak abiye. Aferin çok güzel. Gülbahar kızım. Bak buraya. Bak buraya. Aferin. Çok güzel. İki kardeş kucak kucak. Kurban olurum sizi yaratanlar. Bak bakalım. Rabbim bolluk bereket bak, bak, ver. Çekiyorum. Aferin. Bir oğlanı veren ikincisini de verecek inşallah. Allah sana zeval aferin, vermesin bak, Şahin'i. Allah seni başımızdan eksik etmesin oğul. Bugünkü gibi olsun şu konak her daim. Bak bakalım. Gülbahar. Bak buraya bak bak bak. Ay. Çok şükür ya Rabbim. Konak konağa benzedi. Eski haline kavuştu. Hasret kaldıydık vallahi. Azıcık yüzümüz güldü sonunda. Aman nazar değmesin. Şeytan kulağına kurşun. Oğlana dua edin siz. Işık geldi konağa, ışık. Bir Akgül Hanım'ın yüzü gülmeyi. Aman onun yüzü hiç güldü mü? Dünya gibi surat. Düşman başına. Işık. Hadi şimdi hepinizi birlikte alalım şöyle. Buyurun çekin. Hadi buyurun. Hadi. Baba. Tamam kızım, sıkışmayın. Gel. Toplanın şöyle. Baba geldi mi? Tamam kızım. Hadi gel gel. Al, al babaya geldi. Kucağına tamam, al da kokunu al. Tamam tamam ağlama kızım tamam. Hadi gidiyoruz hadi. Evet çekiyorum. Hadi evinde bir görüşelim. Ya olmaz dedim kardeşim olmaz. Sen olmaz. Yalnız olur dedim. Ya gidin göremezsiniz olmaz. Çıkacağız hemen. Olmaz olmaz. Ökeş. Ne oluyor orada? Zerda Hanım'ı görmek istediler Şah Hanım. Kim bunlar Zerda? E gidin diyeyim gitmeyeler. Ne edeceğimi ben de bilmeyeyim. Dur bakalım anlarız şimdi. Hoş gelmişsiniz buyurun. Hoş bulduk ağam sağ ol. Sağ ol ağam. Buyurun beni aramışsınız. Zerda Hanım sizin iyiler mi? Ne yapacaksınız Zerda Hanım'ı? Hiç işte konuşacağız. Buyurun anlatın derdiniz ne söyleyin bakalım. Bunun adı Hanife Öksüz. Bunlar da Esme ile Güllü. Bu ikisinin babaları Tiyar Arabistan'a gitti. Gitmiş Arap diyarına eve ekmek getirin diye çalış. Ama evde var 13 nüfus yetmiyor. Aha bu da Fadime. Ne garip Fadime kızı. Fadime nerede herkes çalış. Yaşı geldi o da katılacak ekmek kavgası. Sen niye beni soruyorsun söylemedin hala. Diyeceğim şimdi biz seni biliyoruz. Metin'i işittik de ondan geldik kapıya. Bunlar da benim kızlarım işte. Kızlarımın hepsinin eli iş tutsun istiyordum. Bir meslekleri olsun. Altın bilezikleri yok. Bari meslekten bilezik taksınlar kollarına istiyorum. Sana getirdim Zeyda. Onları hala atölyene al. Allah'ın hakkı için al bu kızları yanına. Gene nereye böyle? Alışverişe mi? Ne alakası var? Her gün her gün alışveriş mi olurmuş? Ne bileyim ben. Giyinmişsin etmişsin de. Kendime giyindim. Anamın dediğine uydum. Dün aldıydım bunu. Yakışmamış mı? Güzel, güzel olmuş. Bakacağınız kendinize. Ağa karısı giyimiyle, kuşamıyla böyle olmalı. Hem bakımlı olunca iyi bir moral geliyor insana. Yaşınızın geçtiğinizin kıymetini bilirim. Koca iyice insan hiç hevesi kalmıyor bilesiniz. Çok çabuk da giysen umurunda olmuyor. Ey madem. Sen oturup ilgileneceksin kızınla.
Çarşıya çıkma sırası bana geldi nihayet. Melih abla, Mahmut abla vazgeçer mi dersin? Yıkılacak burası değil mi? Bu besbelli. İçim bulanıyor vallahi. Beynim karıncalanıyor aklıma geldikçe. Mahmut ağa ise vazgeçmez. Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyecek Şükrü amca? Bilmiyim, hiç bilmiyim. Zerda Hanım durdurur sanıyordum. O da olmadı. Gene de Allah ondan razı olsun. Kepçeyi Grider'i kapının önünden çekebildi mi? Çekemedi. Hazır bekliyor hepsi. Son emeklerinizi atın kızlar. Ben bu olayı bitiremeyeceğim öyle mi? Kimi arıyorsunuz bacım? Yanlış geldi Zehra. Yok. Burası dedilerdi. Kimi arıyorsunuz peki? Kimsiniz? Asıl sen kimsin? Akgül'ün nesi olasın? Onu nereden tanıyorsun? Akgül mü? Akgül dedim, duymadın mı? Nereden tanıyorsun Akgül sen? Akgül kim? Tanımayayım ben. Tanımıyorsun, tanımıyorsun da niye iki günde bir buraya gelip gideyim? Öyle birini tanımayayım ben. Buraya da gelmeyin. Yalan söyleme, ayıptır. Erkekliğe yakışır mı bu? Buraya gelip gidin işte. Kim dediyse yalan demiş. Ben öyle birini tanımayayım. Tanıyorsun, hem de çok iyi tanıyorsun. İkinizi bir daha şu iki gözümle gördüm. Ne hakla beni annemde rahatsız edesin? Ayıptır bu yaptığın bacı. Asıl senin yaptığın ayıp. Evli barklı kadınla ne işin var senin onunla? Tanımayayım dedim. Anlamayayım mı? Akgül de kimmiş? Git işine bacı. Bak tutuyorum kendimi kadınsın diye ama... Sabrımı zorlama daha fazla. Nerede civciv kızım? Çıkarttı bir tane daha minicik baloncuk. Hadi bir tane daha canım minicik. Gaz çıkarması bile bir olay. İyi valla. Küçücük bir adamcık bu. Baksana. Baksana hiç işi olmaz dersin. Ama dört döndürüyor annesini. Anasının sütüyle büyüyüp gidecek işte. Herkesin çocuğu zor büyüyor. Günde en az 8 öğün. 8 kez de 6 değişecek. Gazını çıkart, uyut derken dünyanın işi. Sonu da yok ki. Her gün sil baştan. Bebeği olanın hiç işi bitmez. Gülbahar gibi iştahlı olsa bari. Ne versen yiyor. Onu bana sor. Baştan iştah mı vardı? Oo, daldınız veletlere, bizi unuttunuz burada. Sütünü içti mi bakayım sen? Zerda ana, hani alışverişe gidecektik beraber? Ankara'daki eve bir şeyler alalım demiyor muydun? Gideriz Sıla'cığım. Işın sakin bir anında gideriz. Ne olacaktık sahi? Sen beni tamamen unuttun. Liste falan yapmıştık ya. Ver bakalım Hasan'ımı büyük anasına. Hasan mı? Eroğlu Hasan. Onun adı Hasan değil Işık. Adı neyse ne. Göbek adı Hasan. Ben ona Hasan diyeceğim. Dedesi gibi güçlü, kuvvetli. Dedesi gibi akıllı olacak inşallah. Ne yapsak apa? Ne ya, pardon? Mahmut Ağa'nın yaptıklarını duymadın mı? Duymam ağam. Hayınlık tabii ki. İnsaniyetlik eksik. Hatta hiç yok onda insaniyetlik desek yanlış olmaz. Ah, hanımın bir lafı vardır. Yani pardon ağam. Mahmut Ağa'yı tanır da... O yaralı parmağı bile işemez der. Düşmüşe bir tekme de o vurur yani. Ben de bir laf bilirim Apo. Boş lafla karın doymaz. Hadi bakalım hazırlan o zaman. Bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Ankara için alışverişteyim sözde, iyi mi? İyi. Zaten büyük anamın gözü bebekten başkasını görmüyor şu ara. Beni gözden çıkardı yani çok şükür. Eskiden böyle rahat çıkamazdım evden. Şaştım kaldım. Ya sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum da... ...ne bileyim...
Kafam abime takılıp duruyor. Tamam, konuşmayabilir seninle. Ama sen doğruyu yaptın. İçin rahat olsun. Ya doğruyu yaptığımı ben de biliyorum. Tamam öyleyse, rahatla, gevşe biraz. Ben yine de abimi karşıma almak istemezdim. Üzülüyorsun sen. Bence uzun sürmez. Abin sana çok düşkün. Senden vazgeçemez. İşte ben de ona üzülüyorum ya. Benim için canını bile verir. Tabii bazı konular hariç. Belki bu seni biraz güldürür. Sevindirir. Ben ördüm. Senin için. Yakıştı mı? Hem de nasıl? Hiç çıkamayacağım bunu. Kirlenince ne yapacak? Kız Türkan, vallahi bir kısmet var sana. Bak bak, şurada görüyor musun? Ya ben anlıyor mu ki? Kız, kelli felli bir şey mi bari? Vallahi kelli felli bir adam. 3 gün mü desem, 3 saat mı desem, 3 dakika mı? Kısmet çıp diye kapına dayanıyor Türkan. Ay inşallah kız. Yani bu kadar derdin içinde içimi açtın Naliha. Bak, üstünde alacalı rengarenk bir gömlek. Elini de böyle tutmuş şapkasıyla gelecek kapına. Sonra da kapıp götürecek seni. Aslan gibi bir yiğit. Ay inşallah kız. Yani beni şu hayattan çekip çıkaracak bir yiğit çıksın karşıma. Vallahi bir gelsin. Naz yaparsam namerdim. Şıpmadana kefetle bassam ne olayım. Ben bakarım. Ne oluyor Türkan? Buyurun Apo Bey. Beni Şahin Ağa gönderdi de. Şahin Ağa mı? He. Pardon, bir dakika Osman Bey. Üzgünüm efendim. Mahmut Bey'in kesin emri var. Sizi içeri alalım. Ne yapacakmışız stüdyoda? Hepiniz değil canım. Yani biriniz gelsin dediydi Şahin Ağa. Durum vaziyeti aktaracak biri yani. Niye çağırdı ki acaba? Hayırlı bir iş, hayırlı. Yalnız geç kalıyorsunuz yani. Hadi, ağzı laf yapan kimse o gitsin. Ay ben gidemem, utanırım. Ama acelemiz var yani, hemen gitmemiz lazım. Kim geleceğse gelsin hanımlar, hadi. Vallahi ben 2 lafı toparlayamam. Türkan, iyisi mi sen git, hadi. Türkan abla gitsin. Siz de bir hayınsınız ki. Hacer Hanım beni de yanına katmak istedi de fena azarladı kadıncağız. Sen karışma oğlum böyle şeylere. Bunlar tekin işler de. İşi gücü ona buna hortlort etmek. O delinin derdi hepimizi geldi. Allah sonumuza hayretsin, ne diyeyim. Hayrı mı kalmış İffet Hanım? Suratını asmış put gibi duruyor. Kafasının içinde 1000 tane dilgi dönüyor o meymenetsizin. Akgül Hanım'ın gidişi gidiş değil. Siz ne bilirsiniz ki böyle konuşuyorsunuz? Ne yapmış ki Akgül Hanım? 2 gözümle görmüşüm. Cehennemin dibinde bir evden çıkıydı. Ne yapıyor oralarda Allah bilir. Emine. Emine ile ikimiz gördük ya İffet Hanım. Niye gizleyeceğimmişiz? Ben bir şey görmedim, bilmiyor Mökkeş. Sen de öyle varsayacaksın. Peki süslenip püslenip nereye gideyim kadın? Esasında belli nereye gitti. Biz biliyiz Emine ile. Bize ne? Ağa karısının. Ne yaparsa yapsın. Sonunda mahşer tilkisi gibi yerinde kalır. Görmeyeyim mi siz? O uğursuzun lafını etmeyeceğiz. Büyük hanım duyarsa yer yerinden oynar bilirsin. Yaptığı ettiği yanında kalır. Mühür vuracağınız ağzınıza. İşte o kadar. Duman kaplamış buraları, duman. Ne dumanı Sıddık? Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Evet, ne diyeyim ki? Ateş olmayan yerden duman tütmez.
Onu diyeyim. Ne diyeceğim ki başka? Ben bilmiyorum ki nasıl yapacağım. En azından denersin Türkan. Bizim burada yaptığımız da o. Sana ve atölyedekilere bir şans daha vermek. Gerisi bozduğanların vicdanına kalmış. Tamam, o zaman yapacağım. Hadi bakalım. Yapacağım. Telefon hatları da hazır ağam. Tem 20 dele. İyi. Hadi canlı yayına geçelim o zaman. Hadi arkadaşlar. Torun başka oluyormuş. Hep derlerdi gerçi. Gene de insan kucağına almadan bilemiyor. Torunum bana yeniden can verdi sanki. Canımızdan bir can. Bir anın bir tek oğlu maşallah. Kulaklarına baktım da tıpkı Zerda. Elleri de öyle. Kaşı gözü tıpkısının, aynısı Şahin. Kaşından gözünden çok kişiliği önemli. Torunum şimdiden ağır asil duruyor. Ağa sülalesinden geliyor bu oğul. Torunsa bizim torunumuz, oğlumun oğlu. Ağır asil olmayacak da ne olacak? Ecdadımdadır bu bebeğin kökü. Eroğullarından almış mayasını. Benim de torunum Sultan Hanım. Bir tek kızımın bir tek oğlu Işık. Hasan. Işık yazdırdılar nüfusa, biliyorsunuz. Her neyse. Annesi gibi tuttuğunu koparan becerikli biri olsa daha ne isterim? Babası gibi yiğit olacak inşallah. Onun gibi sağlam karakterli olacak. Velhasıl kelam, torun baldan da candan da tatlı oluyormuş Sultan Hanım. Sağlıkla büyüsün. Bu yaştan sonra bu mutluluk yeter de artar bize. Öyle. Anası babası gününü göre. Ne isteyecek ki bundan başka? Hoş geldiniz Bekir amca. Hoş bulduk Hacer. Televizyonu bir açsak Sultan Hanım, haberlere bakarız. Bakın bakın. Aç kızım. Hacer, ışığı sana versem benim dışarı çıkmam lazım. Ver. Hayrola kızım? Atölyeye gitmem lazım baba. Sevgili Bozdoğanlılar, öncelikle yayın akışımızı böyle aniden bozduğumuz için özür diliyorum. Ama kasabamız için önemli olduğunu düşündüğümüz bir olay var. Özellikle de kasabamızın kadınları ve genç kızları için. Evet. Bugün kasabamızdaki halı atölyesi için ölüm kalım diyeceğiz. Tabii ki Bozdoğan'da hiç kimse gelişmeye karşı değil. Hepimiz yeniliklere açığız. Ama Mahmut Karacaoğlu'nun yaptıracağı bu çağdaş alışveriş merkezi halı atölyesi yıkılarak yapılacak ne yazık ki. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın ekmek parasını çıkartmaya çalıştıkları bu atölyenin yıkılması konusunda sizler ne diyorsunuz? Bizi arayıp lütfen fikrinizi belirtin. Alışveriş merkezi yapılsın diyenler soldaki, halı atölyesi kalsın diyenler sağdaki numarayı arasın. Yıkım emrini aldığımıza göre artık vakit yıkım var. Hadi. Tabii, nasıl isterseniz. İnşallah sorun neyim çıkartmazlar da yani salimen atlatırız bu kargaşayı. Vallahi sorun çıkarırlarsa kendi başları belaya girecek Mahmut Bey. Sanmıyorum. Yani cesaret edeceklerini sanmıyorum. Ya cahillikten işte. Yani farkında olmak için zeka lazım. Artı o zekayı kullanacak akıl. Hadi bakalım. Birazdan başlayacaklar. Zaten prensibimdir. Adam adamsa işinin başında duracak. Bizzat kendin kumanda etmedikçe çarşafal dolanıyor zaten. Düzen bozuk. Haksız mıyım Avukat Bey? Hadi, hadi gidelim. Programımızın başından beri bu halı atölyesi bu kasabanın ve çevre kasabanın kadınları için çok önemli diyoruz. Küçücük bir atölye ama çok şey ifade ediyor bizce. Ne ifade ediyor diye soracak olursanız eğer, bakın onlardan biri. Orada çalışan kızlarımızdan biri
ne ifade ettiğini sizlere anlatacak. Ben Şükrü amcanın halı atölyesine çalışan Türkan. Oradaki çalışanlardan sadece biriyim. Daha bir sürü kız. Pardon. Bozuk konuşmayayım diye şey ediyorum ya. Bir ajan belli. O atölye bizim hayatımız. Bizi yaşatan bir yer orası. Ailemiz bize bir ev veriyor. Tamam. Ama karnımızı doyuracak ekmeği bulamıyor. Bizim bir sürümüzün böyle bir hayatı vardı. Bu atölye başladıktan sonra emeğimizi yapa yapa acık rahat gördük. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak neymiş çalışarak öğrendik. Ben arayacağım vallahi. Kimse dokunmasın atölyemize. İnsan çalışınca başı dik oluyor. Paramı alınca doldururdum çantamı, evin eksiğini falan alır, alışveriş eder eve giderdim. Kardeşlerim bayram ederdi. Biz 9 kardeşiz. Şimdi ben o torbaları neyle dolduracağım? Atölyemizi yıkıyorlar. Ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Avukat bey, sizin işler de iyidir inşallah. Çok şükür iyidir. Az dur hele avukat bey. Ya orada bir hadise var galiba. Evet. Bir bakalım şuraya. Bakalım. Bizim hepimizin, atölyedeki bütün kızların ailesi fakirdir. Mahmut ağa bizim gibilere iş olanağı yaratacağına işimizi elimizden alıyor. Buradan hepinize sesleniyorum. Atölyemize destek verin. Bu yıkımı ancak sizin telefonlarınız kurtarabilir. Ya bizim derdimiz alışveriş merkezi değil. İş, iş. Türkan Hanım böyle dertli işte. O halı atölyesinin kendisi için ne ifade ettiğini gayet güzel anlattı. Gelen telefonlara bakılırsa Türkan'ı ve halı atölyesinin çığlıklarını herkes duydu. Umarız Mahmut Karacaoğlu da bu sesi Güneş TV'den yükselen Bozdoğan'ın kararını duymuştur. Bu kasaba alışveriş merkezi değil, halı atölyesi istiyor Mahmut Hanım. Sonuç ortada. Yıkımı durdursunlar avukat bey. Haber edin yıkımı durdursunlar. Ama Mahmut bey. Durdursunlar dedim ya. Flaş haber sayın seyirciler. Muhabirlerimizden aldığımız habere göre atölyenin yıkımı durdurulmuş. Mahmut Karacan atölyeye dokunmayacakmış. Mahmut ağaya teşekkür ederiz. Yıkımı durdurması hepimizi sevindirdi. Atölye çalışmaya devam edecektir. Kasabamızın genç kızlarına ve kadınlarına hayırlı olsun. Türkan şahaneydi, şahaneydi. Gözümüz aydın Şükrü amca. Ben hala İlyana miyim ki kızım? Kahraman Türkan abla. Benim kız sana, benim kız sana. Canım abartmayın. Ben kahraman filan değilim. Şahin Bey yaptı. Yani ne yaptıysa o yaptı. Her şeyi o planlamış. Esas kahraman o. Abi nasılsın? İyi. Yengemler nerede abi? Gittiler. Ya çocuklar? Özledim keratoları. Onlar da gitti. Yoksa yengemle buluştunuz mu abi? Gönderdim hepsini. Toptan gönderdim annesini. Annesini mi? Urfa'ya. Abi niye yaptın bunu? Olamaz ya. Bu kadarını yapmış olamazsın abi. İstediğin bu mu abi? Yapayalnız olmak mı? Evet. Peki öyleyse. Müzik
Bazı şeyleri çok geç fark ediyor insan. Senin o atölye için çaban mesela. Ne kadar doğruymuş. Yani o inadın, ısrarın. Sırf bana inat olsun diye yaptığını düşünmüştüm bir an. Çok kötüsün. Biliyor musun? Ben hep güzel şeyleri hatırlamak istiyorum artık. Sen dünyanın en iyi adamısın. Bunu unutmaman gerek mesela. Seni her gün biraz daha çok seviyorum. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım. Canımsın benim. Sen benim her şeyimsin. Sensiz elim ayağım dolaşıyor. Her şey anlamını yitiriyor. Şu anki huzuru hiçbir yerde bulamam. Uyandı. Seni benden kıskanmış olabilir mi? Süt saati tabii. Nasıl unuttum? Uyutur hemen dönerim. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Arpacı kumrusu gibi bir başına kaldın mı Mahmut? O atölye başında paralansın Şahin ağa. Ama beceremeyeceksin. Ne yapsan beceremeyeceksin. Mahmut'u gözden düşüremeyeceksin. Öyle televizyonda cart curt edip üste çıktın diye gururlanma. Her şeyi sen bozdun Şahin. Bu başıma gelenlerin hepsi senin suçun. Hepsinin hesabını bir bir soracağım Şahin. O gün de gelecek. Mahmut'u bu hale düşürmek neymiş göstereceğim lan ben sana. Fena değilsin be Apo. Çok mu sürdük yahu? Yakışıklı sayılırım. Yahu sahiden yakışıklıyım ben be. Brad Pitt bakışı. Kadir İzin bakışı. Evet evet bu güzel oldu. Rejime gireceğiz bir an önce. Vallahi baş döndürücü bir adamım ya. Sahiden öleyim. Unutmayın, burası bizim atölyemiz. Hepimizin. Bakımından temizliğine hepimiz sorumluyuz. Ne zaman dokumaya başlayacağız? Bize de öğreteceğim dokumayı değil mi Zerda Hanım? Size kimin öğreteceğine, hangi tezgaha oturacağınıza Şükrü amca karar verecek. Allah dirlik düzenlik verdi sonunda çok şükür. Bu kızlarımızı iyi yetiştireceksin Türkan. Hocaları sen olacaksın. Kız, kız Türkan. Sen profesör oluyorsun bu atölyede. Ne yani beğenemedin mi? Kız. Sen de doçent mi diyorlar, ne diyorlar? Sen de ondan oluyorsun galiba Melia. Şahin ağaya Allah dert vermeye. O olmasaydı halimiz nice olurdu. Vallahi bence Zerde olmasa Şahin ağa nereden bilecekti ki halimizi? Belki gılını bile gıpırdatmazdı. Yani düşündüğüm zaman yine Zerda'nın sayesinde. Asıl senin kahramanlığın sayesinde. Ama ne bahsediyorsunuz canım? Ne yaptık ki? Vallahi gelen geldi geçti de. Ama şimdi ne edeceğiz? Yeni tezgah falan da lazım Şükrü amca. Hepsi olur. Hepsi sırasıyla Melia. Belki işler öyle büyür ki Mahmut ağa gibi holding oluruz. Ne güzel dedin kız Gülüşen. Ağzına sağlık. Öyle ya da böyle. Bitti artık. Abimle ilişkim bitti. Düzeleceği de yok. Nasılsa düzelir Osman. Üzme kendini böyle. Seni de böyle dertlerimle sıkıyorum değil mi? Hiç bile. Ama yardım da edemiyorum ki. Ben aslında kararımı verdim. Dün gece verdim kararımı. Çalışacağım. Bir iş bulup çalışacağım. Artık abi parası yemeye son. Kendi gücümle, kendi başıma kazanacağım paramı. Böylece başım da daha dinç olacak. Bence büyük bir karar bu. Sana yakışan bir karar hem de.
tam benim sevgilimin vereceği bir karar. Sen yanımda olduktan sonra her şey kolay geliyor zaten. Ya ben senin gibi birisini asla bulamam bir daha. Aramayı mı düşünüyordun yoksa? Öf ya. Kaç yapayım derken yine göz mü çıkarttım ben? Hayır, tam tersi. Beni ne kadar çok sevdiğini bir daha anlattın. Canım. Gitmem lazım Ahmet. Peki git. Ama bu gitmelerin sonu gelecek bir gün. Ben sensiz olamayayım. Hep yanımda kal isteyeyim. Dur Ahmet, geç kaldım. O ne? Senin için. Ne gerek var? Boşa masraf etmişsin. Her şeyin en güzeline layıksın sen. Sağ ol. Ama takamam. Çıkarmam lazım. Burada kalsın ha? Eve bununla gidemem. Doğru ya. O cadı gene gelebilir kapıya. Ne cadısı? Kimden bahsediyorsun sen? Yok bir şey. Aslında söyleyeyim söylemeyeyim diye çok düşündüm ama... zaten şuncacık beraber geçirdiğimiz zaman var. Onu da tatsızlaştırmayayım dedim. Ben hallettim zaten. Ne diyorsun be adam, konuşsana. Neyi hallettin? Şey... geçen gün bir kadın geldi kapıya. 40 yaşlarında, esmer, zayıf. Seni tanıyıp tanımadığımı sordu. Biliyi buraya geldiğini. Hacer'dir. Allah kahretsin. Sana bir şey yaparlarsa... Hoş geldiniz. Aa, Apo Bey geldi. Buyursunlar Apo Bey. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Şükrü Bey. Buyurun geçin, oturun şöyle. Yok ben şey diyeceğim. Yani sizin televizyondaki o büyük başarınızdan dolayı şey ettiydim de. Bunlar sizin, kutlarım Türkan Hanım. Ay ne alakası var canım. Boşuna şey etmişsiniz. Yani o çiçeği Şahin Bey hak etti, ona vermek lazım. Sen de hak ettin kızım. Televizyonda çok güzel konuştun. Muhteşem bir konuşmaydı. Yani bütün Entepli hayran kaldı. Tabii ben daha çok şey ettim. Yani herkesin harcı mı canım öyle şey etmek yani? İyi. Madem öyle, peki tamam. Atölyemiz adına teşekkür ederim. Şey, ben artık müsaade isteyeyim. Kolay gelsin hepinize. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle abi. Güle güle. İyi günler. Sağ olun. Güle güle. Güle sağ güle. Olun. Bana bak. Sen çok oluyorsun ha. Utanmıyor musun el alemin kapısına dayanmaya? Ne diyeyim sen be? Ne dediğimi sen çok iyi biliyorsun. Bana bak Akgül, sen gemiyi iyice azıya aldın ha. Sen de benim işine uygun buldun galiba. Ne uğraşıp duruyorsun benimle? Kimseyle uğraştığım yok benim. Otur evimde çocuğuna bak. Üzerine gök gürlemeyin. Olmaz böyle şey. Senden mi izin alacağım? Sana mı soracağım? Çocuğun var çocuğun. Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun ha? İşime karışmayacaksın Hacer. Anladın mı? Karışmayacaksın. Aşk olmadan yaşanır mı ha Osman'ım? Söyle. Dobra dobra söyle. Bir aşktır tutturdun sen sabahtan beri. Bin kere sordun ya. Hayırdır? Bir şeyler var sende. Hayırdır, hayır. Aşığım ben oğlum. Aşık. Şanslısın desene. Hem de nasıl şanslıyım bilmeyin. Şu Entebin en güzel kızına aşığım ben Osman. Ay parçası gibi yüzünü gördüm ya. O an yıldırım aşkına tutuldum inan. Bir bakalım. Niyim eksik benim? Var mı bir eksiğim? Vallahi maşallah her şeyi taslamam Apo. Karizma da sağlam. Vallahi karizma sağlam. Çok karizmatiyimdir ha. Önce zaten kızlar var ya karizmaya bakıyor. Ailesi de bakacak ki maaş yerinde. İş güç sağlam. Bir televizyon kanalının maaşlı ve de vazgeçilmez bir elemanıyım. Öyle değil miyim bugüne bugün Osman? Maaşsa maaş, evse ev. Hiçbir şeyim eksik değil. Haklısın esasında. Bu yönden bakınca kimse bana kız vermez. Ne bir işim var, ne de bir maaşım. Hatta başımı sokacak bir evim bile yok.
Tutar mısın işi? Hemen geliyorum. Sanki kırıl verecekmiş gibi tutuyorsun. Gazını çıkarayım mı? E tabii ki. Ben de hemen vitamin damlasını dolaptan alıp geliyorum. Seni bir diğer hava sen. Zerda. Ne oldu Hacer? Zerda beni az dinleyeceğin mi? Çok önemli. Birazdan olsa Hacer. Şahin bekliyor şimdi. Anlatmazsam çatlayacağım Zerda. Ne oldu? Geç hele. Otur şöyle. Başımız belada. Öyle bir belada ki gırtlağımıza kadar gömüleceğiz. Bir ortaya çıkarsa hepten. Sen de otur bakalım. Anlat şunu, neymiş şu bela. Hadi Hacer. Şahin'e deme için ama söz ver. Şahin'e dersen. Sen anlat önce. Doluya koydum almadı, boşa koydum da olmadı. Tek çarem kaldı, o da sen. Hacer, bak ama korkutuyorsun beni. Akıllı bir adamla buluşayım. Her gün adama gideyim. İki gözüm önüme aksın ki doğru diyeyim. Sen tanı ismini, iftira mı iftira bilmem ben. Sıddık da gördü. Adamın evini yerini bileyim. Sonra Makbule inkar edeyim. Ama bileyim ben. İki diren bir çekirdek giyinip adamın evine gideyim. Ne yapacağız? Şahin bir duyarsa. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız işin içinden? Serda. Şahin'e demeyeceksin değil mi? Demeyeceksin. Hükmünü verir, kendi başını belaya atar o. Bilirsin Şahin'i. Zerda. Tamam. Zerda. Işık sorun mu çıkardı? Yok canım. Gömleğime kustu o kadar. Allah'a ısmarladık diyecektim. Ondan seslendim sana. Benim kabahatim ağam. Bir akıldan işiydim. Biz de buradayız Hacer. Bizi adam yerine koymuyor musun artık sen? Yok ağam, o nasıl söz, öyle bir şey der de. Kadın kadına bir mesele işte. Hadi seni geciktirmeyelim. Güle güle. Sağ ol. İşte geldim. Yeni ürünler gelmiş. Dök bakalım şöyle. Bu seferkilerin renkleri pek parlak çıkmış Şükrü amca. Eline sağlık. Özel olarak uğraştım kızlar. Özel mi? O niye ki? Çünkü hep birlikte bu atölyenin yaşamasında çok emeği geçen birine bir halı dokuyup vereceğim. Apo'ya mı? Yani ben şey demek istemiştim ya. Ne demek istediğin belli oluyor. Biz anladık. Değil mi kızlar? Utandırmayın kızı. Yok Türkan kızım. Apo Bey'e sen istiysen doku da. Biz yani Şahin Bey için bir halı dokuyacağız. Değil mi kızlar? Yaşa Şükrü amca. İyi akıl etsin. Ne diye dokuyacakmışım Apo'ya ben canım? Allah Allah. Ne istiyorsunuz benden? Hacer'in anlattıkları doğru mu Akgül? O yalanları herkes anlattın değil mi? Hacer yalan mı söylüyor? Tabii yalan. Kuru iftira. Ya ne olacaktı? Yalanı kim söylüyorsa çıkacak ortaya. O dediklerin arlasta, gruplusta sende. Şeytana babucunu ters gidiyorsun ama belli etmeyesin. Hacer sen karışma lütfen. Hacer neden uydursun böyle bir şey? Neden iftira atsın sana? Kendini fasulye gibi nimetten sayıyordu ondan. Her işe burnunu sokmaya bayılıyordu ondan. Burnunu sokacak bir iş mi var? Yarısı var ki gocini. Hacer sen karışma dedim. Neye burnunu sokmuş Hacer? Bir eğlence bulmuş kendine işte. Akülle eğleniyor. Benimle uğraşıp kendini rahatlatıyor. Beni oyuncak belledin değil mi? Akül. Kim bu adam? Neden buluşuyorsun o adamla? Adam yok. Uyduruyor diyorum, duymadın mı? Gülbahar'ın üzerine yemin et öyleyse. Sen kimsin ki beni sorguluyorsun? Demek ikiniz bir olup mahkemeye çıkardınız beni, öyle mi? Düz gelirsiniz bana. Mahkeme falan yok ortada. Sadece durum neyse bilmek istiyoruz. Bir rezalet olmadan birlikte konuşmak istiyoruz. Burada hep birlikte yaşıyoruz, öyle değil mi? Ben kimseyle birlikte yaşamıyorum. Kendi başımayım.
Bir de kızım. Evet ya. Öyle bir hayat işte benimki. Bir kendim bir de kızım. Siz içeride Şahin'le oynaşırken biz yalnızız. Siz sarılıp koklaşırken biz hep yalnızız. Ben yıllardır yalnızım bu konakta. O zaman sorguya çekeydiniz ya. O zaman bu mahkemeye alaydınız beni. Azıcık Akgül'ün derdini düşünseydiniz. Ama ya. Kim ki Akgül? Sığıntı gibi odaya takılmış bir kadın. Evli göğe. Ama kocasız bir kadın. Tenine erkek teni değmeyen bir kadın. O zaman düşünseydiniz ya Akgül'ü. Ben de kadınım be. Ben de gencim. Ben de güzelim. Unuttunuz değil mi benim de kadın olduğumu? Ama ben hiç unutmadım. Hep bir umut taşıdım. Hep bekledim. Belki erkek çocuk doğurmaz da gözden düşersin diye bekledim. Olmadı. O hayalim de bitti. Senin oğlan doğurman bu evi bana iyice mezar etti. Sen yaptın hepsini. Bu konağa diri diri sen gömdün beni. Hepiniz benim katilimsiniz. Ben de insanım be. Benim de duygularım var. İkinize de söylüyorum. Rahat bırakın beni. İkiniz de. Bundan sonra karışmayacaksınız bana. Sesinizi çıkarmayacaksınız. Akgül, bunun sonu yok. Karışmayacaksınız. Delirtmeyeceksiniz beni. Eğer sesinizi çıkarırsanız... gebertirim bu çocuğu. Anladınız mı? Gebertirim.